Şimdi fırınımdan ekmekleri anlatacak Murat Demirtaş bize. Ben özgeçmişine baktım. Fotoğrafçılık var, yönetmenlik var, muhasebecilik var, öyle bir şeyler yazıyordu ama şu anda ekmek yapıyor. Bize biraz ekmek yapmayı anlat istersen Murat diyeceğim ben. Murat Demirtaş, o özgeçmiştekinin bir kısmı zaten şu anda Ali Üstündağ burada. Ali Üstündağ 1992 yılında ilk muhasebeci olarak çalıştığımda onun şirketinde çalıştım, İrtek'te. 3 ay sürdü. 3 ay sonra yapamıyorum ben, gideceğim, gideyim tiyatrocu olayım. Çünkü lisede tiyatro kolundaydım, ben ticaret lisesi mezunuyum. Tiyatrocu olayım, aç kalayım, çok önemli değil dedim ve çıktım giderken birisi tuttu beni. Dedi ki gel bizim bir projemiz var, sen o projede karanlık odacı olarak çalış. Başladım karanlık oda, yani saatler, geceler falan böyle gece giriyorsunuz, sabah çıkıyorsunuz. Herkes işe başlamış, siz bütün gece çalışmışsınız. Böyle bir dönemdi. O evet, sonra fotoğrafçı asistanlığı yaptım. Tamamen alaylı ama çalışanların çoğu okulluydu. Sonra fotoğraf çekmeye gönderdiler beni. İşte fabrikalara, büyük şirketlere, multivizyon yapıyoruz. Şu an olmayan bir şey. Bu arada çok kötü bir sunum hazırladım. Öyle bir geçmişten gelip gerçekten sonrasında işte yönetmen yardımcılığı, yönetmenlik yaptım ve dedim ki ben gidiyorum. 3 sene sürdü aşağı yukarı bu. Ali Bey'le çok net hatırlıyorum. Bundan 21 sene önce falandı galiba. 1994'ün sonu. Üniversiteye hazırlanmak için işten ayrılmaya karar verdim ve bunu Ali Bey'e söyledim. Hatta sonrasında heykel bölümünü kazandığımda arabada birlikte oturuyorduk, bir iş yapmıştık. En son full'daydı galiba, bir iş yapmıştık. Yanındayım, bana baktı, heykel mi yapacaksın? Evet, yani heykel yaptım. 7 sene sürdü üniversite, çok keyifliydi. 2 senesi Marmara'da, 5 senesi Mimar Sinan Üniversitesi'nde, Rıhtım'da. Bir kısmı işte biraz depreme şey yaptık, deprem oldu 99'da ve bölüm taşındı. Biz orayı protesto ettik, orada yapmak, çalışmak istemedik falan. O yüzden biraz uzadı. Ama bu arada ben hep çalıştım. Dekor işlerinde çalıştım. Bizim heykel ve resim ya da güzel sanatlarda okuyanlar yaptıkları işte eğer sanatını sürdürebilecek paralar kazanamıyorsa, kenarda da bir birikimi, bir desteği de yoksa çalışacağı büyük sektörlerden biri dekor alanı. Ben de orada çalıştım uzun zaman. İşte 3-4 sene fasılalarla okul zamanında çalıştım. Sonra üniversiteyi bitirdim. İşte askerlik oldu bir dönem. Bu şey, tam seneleri karıştırıyorum ben de şimdi. Orada evlendim. 2005 yılıydı. Biraz heykel yaparak acaba para kazanabilir miyim, sergi açabilir miyim gibi düşündüm. Bir sene civarında hem garsonluk, öğlenleri 2-3 saat garsonluk iyi bir lokantada. Sonra da atölyede heykel yaptım. Heykel çok uzun sürede yapılıyor. O kadar fazla da zaman harcayamıyorsanız gerçekten çok kolay bir iş değil. Satamadım. Çok bir şeye benzemeyen heykellerdi muhtemelen. Sonrasında ben reklam işlerine, film işlerine, sete geri döndüm. Kaç sene çalıştım? 3-4 sene çalıştım herhalde, belki 5 sene. Sonra o kadar işlerde biz kimyasal malzemeler kullanıyorduk ki işte uçucular, polyesterler. Bir gün bir işin sonunda eve gittim. Çok kötü koktuğumu söyledi eşim ve bir hafta o koku zaten benim içimden de çıkmadı. Yani inanılmaz polyester kullanmıştık ve tinerler, çeşitli işte selülozikler falan. Biz bir arayışa başladık ya da ben zaten kafamda buna karar vermiştim. Ve ne varsa yemekte var. Yani her iş biter ama insanlar yer deyip bir tane küçücük bir kafe açtık. Toplamda 20 metrekare, mutfak, tuvalet dahil. Çok güzel ama önü bahçe böyle. İlk ben oraya aldığımda önü bahçe ve kalabalık oluyordu. Güzeldi ama mutfak nasıl işler hiçbir fikrim yok. Mutfağı çok seviyorum. Yemek yapmayı annemle birlikte falan süper. Bir çiğ börek falan açıyorum, süper. Herkes çok beğeniyor ama kış geldi. Kış gelince o 20 metrekarenin içerisinde yemek pişirip, tuvaleti kullandırıp ve 10 kişi, 15 kişiyi barındırmak mümkün olmadı. Yazın çok güzeldi ama
zordu. 3 sene sürdü. Kötü bir kira sözleşmesinin altında da işte herhangi bir şekilde burası yıkılırsa diye böyle kentsel dönüşümle ilgili orası yıkılma kararı alındı. Biz de daha fazla durmadan, daha fazla da yatırım yapıp daha da batmadan çıkmaya karar verdik. Ve 2010 yılında doğan oğlumuz Eren bizi bir dönüşüme doğru götürmeye başladı. Zaten kafede de ben şey iddiasındaydım. Kullandığım bütün malzemeleri ben evimde ne yiyorsam size de onu alacağım. Hiçbir şekilde işte bana aynı kasaptan alıyorum. Birisi diyor ki ya 10 liraya 12 liraya şurada et var, kıyma var. Niye almıyorsun? Ya onu ben yemiyorum ki. Niye yedireyim? Tabii böyle olunca sürümün de çok fazla olmayınca çok kar edemiyorsun, kenara para atamıyorsun. Koyduğun yatırımını da tabii kentsel dönüşüme verince çok bir şey kalmadı bize. Eşim devlet memuruydu. 2,5 yaşındaydı biz dükkanı kapattığımızda Eren. Benim ev beyi olarak ya da baba olarak evde kalma dönemim başladı. Keyifli günlerdi gerçekten. O dönem 2013 gibi sanıyorum Slow Food fikir sahibi damaklarla tanıştım. İlk defa mayanın böyle kavanozun içine girdiği, ekmek yapıldığı ile ilgili bir fikrim oldu. Çünkü ben 500 senelik sanıyorum İstanbulluyum. Aslında İstanbul'un köylüsüyüm. Beykoz'un köylerinden, o köylerin işte 500 yıla varan bir tarihinden bahsediliyor bizim köylerin. İlk zamanlar katırla 2 gün hani merkez İstanbul. Arabayla işte o manda arabaları ne deniyor ona katır arabaları kanı. Kanılarla savaşa gidiyorlar, bahsediyorlar, evlenip geliyorlar insanlar Balkanlardan falan, onlardan nineler bahsetmişti bir ara. Ben köyü çok iyi bilmiyorum. Bize köyden gelen ekmek hiç olmadı. Ben sadece İstanbul'da, Üsküdar'da, Bağlarbaşı'nda, şehrin göbeğinde bize ne verilirse fırında, bakkalda onu aldım. Bildiğim en değişik ekmek tuzsuz ekmekti. Onu da babaannem yiyordu. Unu falan her şey aynı zaten. Beyaz ekmek. Esmer, tam buğday falan şey o zaman yok zaten. 80'lerde. Sonra burası Salt'ta... Ben hep Eren'in etkinlikleriyle, çünkü biz onu okula göndermeyeceğiz. Ben kimyasala geri dönmeyeceğim. Evde Eren'le ilgileneceğim ama bu arada onu bir okula göndermeyeceğimiz için onun bütün etkinliklerini ben düzenleyeyim istiyorum. Salt'taki ilk maya takasının içerisinde ya da benim gördüğüm maya takasının içerisinde, bu arada maya takası, takasa para vermiyorsunuz ya da herhangi bir şey vermiyorsunuz. Orada bir hikaye anlatıyorsunuz ya da etli yaprak sarma tarifi veriyorsunuz ve karşılığında maya alıyorsunuz. Orada aynı zamanda bir masal etkinliği vardı. Bu Eren'i ben aslen o masal etkinliği için götürdüm. Ben de maya ile karşılaştım ve evi dönüştürmüştük 2013 yılında. 2010 yılında başlayan farkındalık ve ben eve gitmemle birlikte evi tamamen... organik ya da bildiğimiz üreticilerden, çiftçilerden, aile çiftliklerinden alışveriş etmeye başlamıştık. Neredeyse evdeki sadece stokları tükettikten sonra artık hiçbir şey kalmıyordu. Sonra buradaki mayayı aldım, denedim, ekmek yapayım dedim. Deniyorum, olmuyor. Yani maya ölüyor, yenisini yapmayı deniyorum. Ekmekler işte çeşitli şekillerde oluyor. Bunlar iyi örnekler, çok daha kötüleri var. Yani bu çeşitli kalıp denemeleri, evdeki işte küçük fırında ne yapabilirim deneyi. Sonrasında Defne'ye dedim ki benim mayam olmuyor. Yani ekmeğim kabarmıyor, hamurum kabarmıyor. Dedi ki evde ne kullanıyorsun? Bu kısım gerçekten çok önemli. Temizlikte ne kullanıyorsunuz? Her şey var işte. Yani bildiğiniz bütün temizlik malzemeleri, kimyasal, işte petrol türevi, işte çamaşır suları, cifler, sabunlar, el sabunları sıkmalı, bilmem antibakteriyeller, hani her şeyi öldürmek istiyoruz ya. Meğer onlar, bu benim mayaların beslendiği bakterileri de, sporları da öldürüyormuş. Her şeyi tuttuk, attık. Hiç hani bitsin falan diye beklemedik. Attık. İşte biz de zehirsiz ev ile tanıştık. İşte şeyler, karbonatlar, sirkeler hala öyle. Hiç bulamadığımız, yetişemediğimiz noktada organik deterjan alıyoruz. Ki bir tane organik deterjan, diyelim ki deterjan demeyeyim, temizlik maddesi, bulaşık makinesi olan için bir sene, bir buçuk sene gidiyor. 30-35 lira, belki 40 lira veriyorsunuzdur. O da çok bence diğerinden daha uygun. Çünkü çok az koyuyorsunuz. Sonrasında
Ben Eren'i etkinliklere götürüyorum ama bazı eksikler var. Eren'in bedensel ve zihinsel gelişimi için faydasının olacağını düşündüğümüz, yüzmeye gitsin, jimnastik yapsın, piyano dersi alsın gibi düşüncelerimiz var. Ama bunlar tabii şehirde bedelli ve bizim de bütçemizi biraz aşmaya başladı. Bu arada ben Eren'i jimnastiğe götürürken bir yandan ekmek denemeleri devam etti. Bir senenin sonunda ah oldu dedim, tamam bu ekmek bu. Az önceki ekmek için söyledim, bu ekmek için. Ekmek bu dedim. Meğer bu değilmiş. Bugün öyle söylüyorum ama yarın ne diyeceğim onu da bilmiyorum. Çokça ekmek yapmışım. Gelen herkese dağıtıyordum. Yani biz evet kendimizi dönüştürdük ama sokakta bir yandan Eren'e işte birisi bir şey çıkarıp çikolata veriyor mesela. Adını sanını bilmiyorsun. Sen hani ne yapacağım? Hani eve almadığım bir şey, hiç vermediğim bir şey, içinde her şey var belki. Yani çok zararlı olduğunu düşündüğümüz. Sonra biz Eren'le anlaşma yaptık. O bana onu veriyordu. Onu çöpe atıyordum. Ben ona organik ya da daha iyi olduğuna inandığım çikolatalardan veriyordum. Gayet kabul etti. Gittiğimiz yere ekmeğimizi götürelim dedik. Bizim için çok önemliydi gerçekten. Çünkü misafirliğe gidiyoruz. Hani ekmek bile yiyemiyoruz değil. Şimdilerde daha rahat yiyoruz ama o dönem yeni girdiği için yiyemeyeceğimizi düşünüyoruz. Sürekli içinde neler olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunun içinde bir sürü şey var bizim floramızı destekleyecek. Ve çok yapılan ekmekleri dağıttım. Ama tabii bu kurslar sebebiyle paraya ihtiyacımız biraz oldu çünkü tek maaşla geçiniyoruz. Benim biraz daha para kazanmamız lazım. Çünkü kurs, işte iki tane, üç tane kurs var. Neyse, Eren yüzmeyi sevmedi, gitmek istemedi ama jimnastik ve piyanoya başladık. Bu arada ben ekolojik bir iş arayışına giriştim. Acaba pazarda mı çalışayım, pazara gidemeyenlere yükleyeyim, evlerine mi götüreyim? Baktım çok hani şey değil, kazanabilecek gibi bir durum değil, zor bir iş yani o kadar şeyi taşımak etmek. Ekmek yapıyordum. Bir arkadaşım dedi ki, niye ekmek yapmıyorsun? Ben senden her hafta 3 tane alırım dedi. Bir hafta sonra ben 30 tane ekmek yapmıştım. Ve 2014 Kasım'ın 5'inden itibaren hala şu anda 30 ila 50 eve haftada 2 kere ekmek yapıyorum. Hiç değişmedi. Bugün hepimizin payına da buraya bir tane geldi. Artan Perşembe gününden kalan ekmekler. Ve ben ekmek yapmaya başladım. İşte şekilleri çeşitli şekillerde. Eren piyanoya devam etti. Hala devam ediyor. Yani bir beyin gelişimi için gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ben hala sağ sol ve beceremiyorum. O şimdi benden çok hızlı gidiyor. Birlikte öğrendik bazı şeyleri ama şu an beni geçiyor. Biraz sıkıntılıyım o yüzden. Çok o keyif alıyor ama ben sıkıntılıyım. Bu arada mayamız her şeyi attıktan sonra düzelmeye başladı. Bakterilerimiz artık daha iyi besleniyordu. Onlar daha iyi beslenince biz de daha iyi beslemeye başladılar. Bu arada ben ekmeği yaptım, 30 aileye yetişiyorum diyorum, gidiyorum diyorum ama ben bir yandan kendimize bir kriterler koymaya başladık. Nasıl dağıtacağız bu ekmeği? Yürüyerek. Yerel. Bu çok önemli gerçekten. 2 senedir şehrin her yerinden ve Türkiye'nin her yerinden, benden İzmir'den, Trabzon'dan, Doğu illerinden, Van'dan sanıyorum ekmek istediler. Her yerden. Dedim gönderemem. Neden? Çünkü kargoya vermem lazım. Veremem. Onun için ayrı bir yatırım yapmam lazım. Benim ürettiğim sayı az. Ayrıca ben bunu yaptığım zaman kargo şirketi bir tane araba alacak. Onun araba almasını, daha çok karbon yakmasını istemiyorum. O yüzden ben yürümeye başladım. Çünkü ekmeğin çok yakınımızdan alınması ya da yapılması, öncelikle evde yapılması, çünkü yakınımızdaki fırında bu ekmeği bulamıyoruz. Bir yandan içeriği de çok önemli, içinden nereden unu aldığımız, tuzu aldığımız da çok önemli. Kendimiz yapamıyorsak yakınımızdaki birinden bence alınması gerekiyor. O yakındaki birim ben olabilirim, siz Kadıköy'de olabilirsiniz, siz işte Şişli'de olabilirsiniz. Şişli'ye bile çok zor gidiyorum. O da benim normal rutinlerimde var olan işte bir şey, rota olduğu için haftada bir gün Beşiktaş, Taksim, Tophane gibi bir tamamını yürümediğim, toplu taşımayı da aynı zamanda böyle entegre ederek yürüdüğüm sırt çantamda ekmekleri dağıtmaya devam ediyorum. Bu arada bitmiş galiba. Evet, tamam. Ben çok kötü şey yapıyorum. Şu dursun, fon olsun.
Ali Bey kusura bakmayın, kötü bir eğitimden geçmişim. Bilgisayarım bozuluyor, bilgisayar kullanamıyorum. Çok yani ona vakit bulamıyorum çünkü ekmek yapmaya başladığım andan itibaren artık sadece ekmek yapabiliyorsunuz. Ekmeğin içine ne girmesi düşünüyorsunuz, ne girmemesi gerektiği. Aslında bunu hep konuşuyoruz. Defne de söylüyor. Ekmek aslında sadece un ve su. Kaynağını bildiğiniz, güvenilir, üreticisini bildiğiniz bir una ihtiyacınız var. Bu da bizim için gerçekten çok şanslıyız. Çankırı'da bir üreticimiz var. Atalık buğday kullanıyor. Bu çok önemli. Atalık. Çünkü önümüzdeki günlerde bu atalık buğdayları bulamayacağız sanıyorum. Çeşitli yasaklardan bahsediliyor. Satılamayacak, hatta zaten satılamıyor. Dikilemeyecek ya da değerini bulamayacak gibi. Şu an değerinin çok üstünde ya da değerinin çok üstünde değil. Piyasadaki unların çok üstünde para vererek bu unu alıyoruz. Atalık bir buğday. İçindeki tuz bir kaya tuzu ve rafine edilmemiş bir kaya tuzu. Geçen hafta aynı kaya tuzuyla toprak ana gününde turşu yaptık. Çok güzel gidiyor. Yarın yiyeceğiz. Onu da kutlayacağız ve ben büyük küplere turşu yapmaya başlayacağım artık İstanbul'da. Ve gerçekten ekmek... Not yazmıştım ama... evet, şu anki durumum daha çok ekmek yapmak yerine daha çok insana nasıl ekmek yapabilirsiniz, nasıl doğru gıdaya ulaşabilirsiniz, doğru ekmeğe ulaşabilirsinizi anlatmaya çalışmak. Bir televizyonda, CNN'de sanırım bir programa işte geldiler, röportaj yaptılar, konuştu. Tabii çok güzel, tamam yaptık, gittiler. Sonra program bir yayınlandı, ben hiç farkında değilim. Sürekli her yerden mesajlar geliyor. Bir hafta ben bir yandan ekmek yapmak zorundayım, bir yandan böyle yüzlerce mail geliyor. İşte arkadaşlık teklifleri, 1000 tane falan Instagram'da böyle bir şey oldu, arkadaş dahil oldu. Bir sürü arkadaşım oldu yani binlerce. Ama nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Orada sanıyorum cevap verdiğim bir takım insanlar beni duymuşlar. Bir kişi bile olsa şu anda çok net bildiğim birisi Adapazarı tarafında evinde ekmek yapıyor ve götürüyor. Yerellik konusunda emin değilim. O konuyu denetlemiyorum ben. Yani öyle bir misyonum da yok zaten. Ama o insan en azından kendi evinde ekmek yapmaya başladı. Ve ekşi mayalı ekmek, düzgün buğdaylar kullandığını biliyorum. Ben ne yapıyorum bugün? Yaklaşık 2 aydır evde yapıyordum ekmeği. Gerçekten çok zordu. İkinci çocuğumuz oldu. Ondan bahsetmeyi unuttum. Onun fotoğrafını da koyduğumu zannediyorum ama gece bilgisayarım birdenbire kapandı. Sonra açıldığında da saat 4:30'tu. Yani neye kapandığını hala bilmiyorum. Yani şeyden mi, adaptörden mi yoksa artık bittim mi diyor. 2 aydır evden çıkardım çünkü haftada 40 kilo un geliyor. O un bir yere boşalıyor. O bir yer evin içi ve gerçekten ekmek yaptıktan sonra evi bir yandan sabahın köründe çünkü evi çok etkilememek için ya da evdeki hareketten etkilenmemek için gece yapıyorum. Sabah saat 4'te 5'te temizlik yapmak 1 saat falan çok zor her seferinde. Kadıköy'de bir kafeden bana geldiler, dediler ki biz ekşi mayalı ekmek istiyoruz. Sen mi bize verirsin? Bizim mutfağımızda mı yaparsın yoksa bize öğretir misin? Dedim ki şöyle yapalım. Ben geleyim sizin mutfağınıza yapayım. Mutfağınızda yapayım ekmeği. Hem size ekmek yapayım hem de kendi ekmeğimi yapayım gideyim. Tamam dediler. Şu anda 2 aydır Kadıköy'de bir kafenin tost ekmeği dahil ekşi mayalı organik unlarla, organik ve atalık karışık unlardan yapılan ekmekle yemek veriyor ve tost veriyor. Aksaklıklar oluyor. Bazen yetişmiyor ama zamanla oturacaktır. Ben de kendi ekmeğimi yapıyorum. Kadıköy çok iyi oldu çünkü benim %60 civarında Kadıköy civarında ekmek alanım. Sonra ekmekleri pişirdiğim günün ertesi gidiyorum sırt çantamı alıyorum. Bir Kadıköy bu tarafına, bir bu tarafına, bir şu tarafına gidiyorum. Dolayısıyla ekmeğin üretildiği yerde yani yerel bir şekilde dağıtmaya devam ediyorum. Bir kısmı insan gelip alıyor oradaki kafelerden. Ben mümkün olduğunca daralmayı seçtim. Bana diyorlar ki Beylikdüzü ya kötü bir şey. Avcılara ekmek gönderiyor musunuz? Kusura bakmayın gönderemiyorum dedim.
Ve birisi, o kişi bir senedir beni takip eden, çok iyi biliyorum. Geçen hafta benden ekmek almaya geldi Avcılar'dan. Metrobüs durağında buluştuk. İşte şeyin önünde, güvenlik görevlilerinin önünde böyle sarı sarı paketler var. Az sonra görürsünüz, orada tadım için getirdim. O paketleri çıkarıyorum. Hani bu dönemde ben gerçekten bir dönem ilk bombalar patladığında çok korkuyordum. Çünkü sırtımda 30 tane ekmek. Hani o ne dese adam, açıyorum sarı paketler, kaçın bomba deyip belki atlayacak, beni de götürecekler. Hani biraz bir dönem korktum. Yani hala korkuyorum. Çünkü Marmara'ya bindim geçenlerde. Marmaray'da çok sıkı güvenlik var. Açtım, Allah nasıl anlatacağım içindeki mayayı falan dedim. Çünkü 4 kilo maya var içinde. Hani bu ne dese adam, maya desen inandı. Yani ya biliyordu gerçekten, maya dedim, tamam dedi, geçtim. Belki yüzümden hani çok bir şey patlatamayacağımı falan bir şeyler tahmin ettiler, insan kurdular. Ama ben gerçekten geleceğin ciddi bir tarım devriminden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de, dünyada özellikle bir şekilde toprakların bütüncül bir şekilde bakılıp temiz halde üretim yapılabileceğini düşünüyorum. Çok daha fazla insan, yani bugünkinden çok daha fazla insan bu topraklardan doyar. Şu anda biz dışarıdan çok az alışveriş yapıyoruz. Etkileşiyoruz dışarıda, tabii ki burada ya da herhangi bir yerde gittiğimde aç kalmıyorum. Ama mümkün olduğunca kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Yani daha az yemem gerekiyor. Çünkü dünya bu kadar insanı kaldırmaz. 8 milyar, 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar nereye kadar gidecek? Yani bir şekilde bir seleksiyon olacak. Zaten bir noktada şey olmazsa, biz buna bir şey yapmazsak dünya bizi sirkeleyecek ve zaten belki yeniden başlayacak her şey. Sanırım aklımdaki her şeyi söyledim. Şöyle bir şey gelmişti aklımıza dün. Sanırım Yavuz Hoca'nın, Yavuz Dizdar'ın kitabında görmüştük bunu. Geleneksellik çok önemli. Gıdanın geleceği bence geleneksele dönmektir. Mümkün olduğunca, yani moda arada böyle geçmişe döner ya, böyle işte 60'lara, 50'lere, 40'lara falan. Bence tarımda da geçmişe dönmemiz gerekiyor. Daha azıyla yetinebilmemiz, daha az eşyayla yaşayabilmemiz, sadece gıda değil. Bugün benim üstümde gördüğünüz kıyafetlerin %50'si bir kafede dönüşme uğruyor. Ben giymediğimi götürüyorum. Orada giymeyen getiriyor. Oraya bırakıyorlar. Herkes işte bakıyor üstüne göre, alıp gidiyor. Yani uzun zamandır da alışveriş etmiyoruz herhangi bir şeyden. Yani çok böyle ihtiyacımız olan bir şey yoksa, işte çorap delindiği zaman tabii ki hani almamız gerekiyor ama burada adil olmaya özen gösteriyoruz. Üreticiyi, ne tüketiyorsak onun üreticisini izlemeye çalışıyoruz. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler.